Merhabalar, yeni bir videoyla birlikteyiz. Üçüncü bölümündeyiz. Yeni bir mod kurmuştuk. Bu yeni modu kurdum. Hem kendi başıma oynuyorum, hem sizlerle birlikte de ayrıyetten oynuyorum. Bu modu bayağı beğendim. Ve oynamaya devam edeceğiz bu modla. Podolia bölgesine giriş yapmıştık. Polonya bölgesine saldırıya kalkacaktık. Geçtiğimiz bölümlerde saldırmıştık. Lehlerle çarpıştık. Şimdi bir daha Evet. savaşacağız. Bakalım. Ordularımızı toparlıyoruz işte. Bu turu geçebiliriz. Bu turda yapacak bir şeyimiz kalmadı. Teknolojik hamlelerde de tüfeklerimizi güçlendiriyoruz. Talimat atışları. İlerleyelim bakalım Polonya üzerine doğru. Bir savaş daha yapacağız. Bu bölümde bir savaş yapacağız. Kesinlikle bir savaş yapacağız. Bir savaş kesinlikle yapacağız bu bölümde. Hiç merak etmeyin. Bir de ben hemen bir anda böyle savaş meydanına gösteriyorum. Öyle 2 saat yükleme ekranlarını göstermiyorum. Bir anda böyle jet hızıyla hemen savaş meydanı, hemen savaş başlayacak. Yani 2 saat öyle yükleme ekranında falan beklemeyeceğiz. Merak etmeyin. Bir anda hemen savaşa hızlıca gireceğiz. Ben hep öyle yapıyorum. Şimdi bakalım. Ordularımız Tamam. var. Silahtar süvariler, başıbazuklar, serhat kulları. İleriye marş. Kuzeye doğru gönderelim ordumuzu. Hazırlanın. Yeniçeriler var. Yeniçerileri de Marş. gönderelim. Hazırım. Tedariğe Yeniçeriler dair. bayağı kalabalık Efendim, yapılmış. emirleriniz? Muammer kardeşimiz Yeniçerilerin az olduğunu söylemişti. Daha kalabalık yapılması gerektiğini söylemişti ama Yeniçeriler bayağı kalabalık gözüküyor. Muammer kardeşim. Gördüğün gibi Yeniçeriler 340 kişi. Muammer Berkay Polat'a söylüyorum. Muammer kardeşim. 340 kişilik bir Yeniçeri birliği var gördüğün gibi. Sen az olduğunu söylemiştin ama Yeniçerileri gerçekten kalabalık yapmışlar. Gerçekten kalabalık. 340 kişi bak. Diğer askerlere baktığımız zaman. 280, 210, 310 şeklinde görüyoruz. Ama Yeniçeriler 340 kişi. Baya kalabalık. Muammer kardeşimize de selam olsun buradan. Muammer Berkay Polat. Hazırlanın. Şimdi hemen ordularımızı toparlayalım. İnşallahu Teala yine bir gazaya gideceğiz. Yine bir cihada gideceğiz. Gaza Osmanlılar için her zaman yapılan bir şey. Bir tane profesörün videosunu izlemiştim. Bir tane profesör şey diyordu. İşte bugün diyor. Bugün diyor Avrupa'nın diyor bizi sevmemesinin sebebi diyor. Eline veriyorsunuz diyor. Avrupa'dan devşirdiniz diyor. Avrupa'dan devşirdiniz çocukların eline. Onları yeniçeri yapıyorsunuz diyor. Onların eline kılıcı verip diyor. Dedelerin üzerine Allah Allah diye saldırtıyorsunuz diyor. İşte Osmanlı böyle barbar diyor. Böyle yaptığınız için diyor Avrupa o yüzden bizi sevmiyor diyor. Bir tane profesör söylüyordu bunu. Bilmiyorum siz buna katılıyor musunuz? Siz buna katılıyor musunuz? Öyle diyordu profesör. Neyse şimdi biz oyunumuza dönelim. Hemen mektepler açmaya devam edeceğiz. 6000 altınlık mektebimiz. 6000 altın harcayarak, akçe harcayarak mektepler açıyoruz. İmparatorluğun dört bir köşesine. Şu berberilerin topraklarını da istiyorum. Bu berberilerin topraklarını alırsam imparatorluk çok daha büyük gözükecek. Çok daha büyük, devasa. Gerçek bir Osmanlı gibi. Yani Kanuni dönemindeki gibi gözükecek. O berberilerin topraklarını almak için bir görev falan yok. O Wind from the East modunda görev vardı ama bunda öyle bir şey yok. Neyse biz şu kırmızı toprakları almaya bakalım da. Bu kırmızı bölgeleri alırsak. Oyunu bitireceğim zaten orada. Oyunu bitireceğim. Sonra da başka bir devletle tekrar oynayacağız. Bu modu değiştirmeyi düşünmüyorum. Başka mod yüklemeyeceğim. Ben modumu buldum. Yani modu buldum ben.
Bu mod harika. Efendim, önerileriniz? Şimdi 3600 altınımız var. 3600 altın ajanımız var. Ajanımı Avrupa'nın Önerileriniz? içine doğru göndereyim. Karanlıkta bekliyorum. Şimdi Serhat kulları var. Tırpanlı askerlerimiz var. Tırpanlı askerler. Bulgaristan'a bir cami yapılabilir, bir medrese yapılabilir. Bu yapmış mıyız biz buraya bir medrese? Yapmışız inşallahu teala. Bir tane de demirci ocağı yapalım o zaman. Demircilik yapalım. Vali köşkü yapalım Yunanistan'a. Valiler falan atayalım oraya. Bu gemileri Hazır. kullanamadık maalesef. Tamamdır, Önerileriniz? sıkıntı değil. Bu kayıklarımız oruları Gemiler almaya gidiyordu. Baltacı Mehmet üstlerinizde Paşa'yı mi? alacaktı. Denedik kıyılarına. Baltacı Mehmet Paşa'yı götüreceğiz. Küçültün. Savaş için hazır Kıyıda mıyız? durdum. Savaş için hazır oluyoruz. Ordular toparlanıyor. Hemen turumuza atlayalım. Bakalım. Avrupa devletleri hamlelerini yapsınlar. Sonra da sıra bize gelecek. Mesela Amerika kıtasına gitsek hiç gerçekçi olmaz yani. Osmanlı ile gerçekçi oynamak lazım. İşte o kırmızı bölgeleri aldığınız zaman gerçekçi oluyor zaten. O kırmızı bölgeleri aldığınız zaman haritada göstereyim. O zaman gerçekçi oluyor. Oo, binalarımız inşa edildi. Mezopotamya'ya bina yaptık. Binalar, camiler, medreseler. Sırbistan'da yeni bir kasaba ortaya çıkmış. Sırbistan'da. Sırbistan'a medrese mi yapalım? Ne yapalım? Şundan yapalım buraya da. Bundan yapalım. Bundan yaptıktan sonra çünkü bunu geliştirebiliyorsunuz. Evet. Çok ekonomik anlamda Komutanlar. faydalı oluyor. Ordularımızı ilerletelim. Çadır Hadi kurun. bakalım. Hizmetinizdeyim. İnşallahü Teala. Sefere çıkıyoruz. Gazaya çıkıyoruz yine. Dur. Ordumuz biraz Avrupa'nınkine kıyasla eski usul görünebilir. Kılıçlı askerlerimiz bolca mevcut. Başıbozuk ve yeniçeriler. Hatta tırpanlı köylüler bile var ordunun içinde. Modern bir orduya sahip değiliz. Ancak çok yürekli bir ordumuz var. Bu yürekli ordu. Bakalım yeniçeriler hakikaten yürekli mi? Şarj bonusları 12. Şarj bonus 12, moral 7. Yürekli yapılmış. Bayağı yürekli yapılmış. Charge bonusları bayağı yüksek. Moral de yüksek. Atak da yüksek. Bir de defans konusunda zayıf. Ateş etme özelliği de var. Yeniçerilere eklenmiş. Bayağı güçlü gözüküyor. Yürekli gözüküyor Yeniçeriler. Avrupa'nın üzerine salmak için ideal. Ve buraya yaptığım bina gerçekleşti. Bakın gördünüz mü? Bu binayı yaptıktan sonra böyle seçenekler çıkıyor karşınıza. İngilizcem de var benim biraz. Anlatabilirim ne yazdığını. İşte burada askeri hastane olduğunu söylüyor. Savaş evi. Mesela Cash crop allows control over the supply. Supply diyor yani ikmal diyor. İkmal sağlama malları diyor. İkmalini sağlar bu bina diyor. Market vazifesi görür diyor. Marketten efekt sağlar diyor. Üniteleri diyor, birimleri diyor market olarak kullanabilirsin falan diyor. Bunun tarzı şeyler söylüyor. İkmali sağlar diyor. %60'ını anlıyorum ben. İngilizcenin. %60'ını. İşte bu da şeymiş işte kışlaymış, bir kışla, askeri kışla burası diyor. İşte
Askerler burada kalır diyor. Burada kalır askerler diyor. Burada diyor servis yapılır askerler tarafından diyor. Kostümleriyle güçlü bir şekilde beklerler diyor. Kıyafetler üretilir askerler için diyor. Askerler diyor iş yapar burada diyor. Antrenman yapar diyor. Kavga eder diyor. Antrenmanlarda diyor. Sivil popülasyon için diyor. Aile ve arkadaşlar kışlalarda bayağı bir rağbet görür. Kışlalara bayağı bir rağbet gösterirlermiş sivil popülasyonda. Şimdi bunu yaptığımız zaman güzel bir para sağlıyor, altın sağlıyor bize. Bunu yaptığımız zaman şu teknolojileri kullanabiliyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman bir tane asker yetiştirme kapasitesini arttırabiliyorsunuz ve yine askerler için taktikler söz konusu. Ben askerlerimi güçlendirme taraftarıyım. Şundan yapacağım ben. İstanbul'dan daha fazla asker çıkarma taraftarıyım ben. Tabii ki ekonomi çok önemli. Ekonomi de yapacağız ama ilk önce o. Mesela Anadolu'ya ekonomi olanı, warehouse ondan yapabiliriz mesela. Buralarda hemen çiftlik yapalım. Veya çiftlik hangisi daha çok kazandırıyor bakalım. 500'e 6 diyor. Popülasyonu arttırıyor. 125 toprak servetine veriyor. Çiftlik yapabiliriz. Çiftlik yapalım. Çiftlikler yapasın Anadolu'ya. Şam, Mısır Osmanlı'nın incisi. Buraya da yine bu binadan yapalım. O bina gelişiyor daha sonra. Bir kasabada Bosna'da var. Boşta. Buraya da demirci ocağı yapılsın. Madenler açılsın. Tamamdır. Güzel. Tüfeklerimiz de gelişiyor. Tüfeklerimizi geliştiriyoruz. Kayıklarımıza Baltacı Efendim? Mehmet Paşa'yı Efendim? yükledik mi? Baltacı Mehmet Var. Paşa'yı kayıklarımıza yükleyeceğiz. Gemileriniz? Hemen kayıklarımızı Gemileriniz? alıyoruz. Yaşar misali. Hemen Gemileri donanmamıza, var. Gemileri kayıklarımıza yüklüyoruz. Kayıklarımızı var. hemen Ege bölgesine çekiyoruz. Sesinizi bekliyorum. Avusturya'da hamlelerini yapsın bakalım. Onlar Polonya ile birbirlerine girerlerse bizim için iyi olur. Polonya ile Avusturya'nın birbirine girmesi Osmanlıların da önünü açacaktır. Önümüz açılsın. Gerçi top gücü sağlayamadık. Modern bir ordu kuramadık. Modern bir ordu kuramasak da gene de bir şeyler yapabiliriz. Askeri teknoloji geliştirildi. Bu ülke diğer ülkeleri askeri teknolojilerde askeri teknolojilerde diğer ülkelere karşı bir avantaj sağladı. Düşmanlarına karşı savaşta bir üstünlük sağladı diyor. Şimdi Damat Ali Paşa'yı yine Baş. Polonya'nın içlerine doğru salıyorum. Çadır kurun. Bakalım bizi ne kadar bir ordu karşılayacak. Bu sefer daha kalabalık gidiyoruz Hristiyanların üzerine. Medrese açılsın. Vilayet köşkleri yapılsın. Hamam yapabiliyorsunuz hamam. Hamam meşhur zaten Osmanlı'da. Hamam yaptığınız zaman da işte bu da ajan çıkmasına vesile oluyor. Ajanımı Viyana'nın içine göndermek Gemilerine istiyorum ben. gidilmeye Ne var hazır. ne yok. Görelim ya. Demirci ocakları zaten geliştirilmesi lazım. Baltacı Mehmet Paşa'yı getirdik mi biz? Baltacı Mehmet Paşa
burada Baltacı Mehmet Paşa'yı hemen getirelim. Sınıra koyalım. Sınıra girdi şu an Baltacı Mehmet Paşa. Tamamdır. Topçu Ocağı İstanbul'u açamıyor muyuz? İstanbul'da Topçu Ocağımız var. Ancak topları kullanamıyoruz galiba. Sadece bu toptan çıkartabiliyoruz. 9 iber, 9 iberlik bir top çıkartabiliyoruz. Onlar da zayıf gözüküyor. O topçuluk konusunda da gelişmemiz lazım. Topçuluk konusunda da imparatorluğumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Topçuluk konusunda mutlaka gelişmemiz lazım. Askeri formel sistem çalışma genç yetiş yani genç çocukları gençleri alıp kariyer yaptırıp askeri konuda officer yaptırıp onları liderlik özelliği verip onları geliştirmek, onları komander bir sistemi akademik bir askeri sistemi alıp kumandanlık sistemine getirip gerek süvari gerek askeri anlamda bir gelişme, topçuluk anlamında da bir gelişme sağlanabilir. Bundan geliştirilmesi lazım. Askeri konuda mutlaka gelişmemiz lazım. Ekonomi olarak şu an iyi gözüküyoruz, güçlü gözüküyoruz. Hadi bakalım. 2100 altınımız hala mevcut. 2100 altınımız biraz daha kalabilir kasamızda. Şimdi bakalım Galicia bölgesine dayandık. Galicia bölgesindeki ordumuz Damat Ali'nin kontrolünde. Damat Ali Paşa Türk Paşası, Osmanlı Paşası şu an Galicia sınırına dayandı. Podolia bölgesinde Hristiyanlarla çarpışmak için kılıçlarını sıvıyor. Osmanlı askerleri nehrin kenarına çökmüş. Nehirde abdest alıyorlar. Kılıçlarını sıvıyorlar. Şimdi ilerleyelim bakalım. Oo, burası çok kalabalık gözükmüyor. Ne kadar ordular varmış. Evet, geçtiğimiz bölümde bizden kaybetmişlerdi ve bayağı zayıflamış gözüküyorlar. Avusturya'nın ordusu öyle gözükmüyor değil mi? Onların var biraz ordusu. Yani bütün ordularda böyle olmasın bakalım. Evet, bunların bayağı ordusu var. Şimdi buraya saldırayım ben. Saldıralım. Kazanma ihtimalimiz yarıya kadar düştü. Bir anda kalabalık oldu düşman. Garnizon kuvvetleri geldi. Evet. Dehşet bir sahneyle savaş meydanına girdik. Bir anda karşıma süvarilerle çıktılar. Gerçekten dehşet bir sahne diyebiliriz. Enteresan bir sahne ve bu Polonya'nın şeyleri çok meşhur zaten, bu süvarileri çok meşhur. Hani böyle kanatlı süvariler var ya. Kanatlı süvariler. Şu an ordumuz bozgun yedi. Polonya'nın ani süvari baskını sonucunda ordumuz bozgun yiyor. Ordumuz kaçışıyor. Lehlerin meşhur süvarileri ordumuzu büyük bir bozgun yaşattı gibi. Ancak ordumuz toparlanabilir mi? Hemen ön tarafa çekmeye çalışalım yeniçerilerimizi. Bu askerlerimize ateş emri verelim. Bunlar köylü birimleri. Buradaki birimler başı bozuklar. Onlar ön tarafta kalsın. Köylü birimleri şöyle ön tarafta kalsın. Diğer kanatta da piyadeleri geliyor galiba. Piyadeler geliyor üzerimize.
Bu süvarilerle baş etmek çok zor olmuş oyunda. Süvariler çok dağıtıyor. Özellikle bu leh süvarileri. Bakın kanatlı bunlar, gördünüz mü? Bunlar böyle kanatlı süvariler. Bunlar Osmanlılarla çok kapışmışlardı tarihte. Bizi kovalıyorlardı yani, bayağı bir kavga ediyorduk bunlarla. Şimdi oyunda da öyle oldu adeta. Şimdi hemen süvarime saldırı emri vereyim. Bizde de deliler var. Deli süvarilerine saldırtalım. Serhat kulu şöyle kurulsun. Burada da Serhat kulu var. O Serhat kulu da şöyle kurulsun. Deli süvarilere saldırdı. Yeni şeyler ateş ederse iyi olur. Yeni şeyler ateş etsin. Şunlar da şöyle arkadan dolanmaya çalışsın. Ordumuz gerçekten çok eski. Silahtarlar saldırmış. Pardon, silahtarlar saldırdı. Deli süvarisini diğer kanattan gönderelim. Hemşehrilerimiz ateş ediyor. Güzel. Ve Polonya süvarisinden kurtuluyoruz galiba. Meşhur kanatlı süvarilerden. Deli süvarimizi şöyle çevreden dolandıralım. Şu merkezde bekleyen birlikler ne birlikleri? Bunlar ateş etmesin. Şu ikisini şöyle öne alayım. Tamamdır. Tamam. Onlar dağıldı şu an. Gençler hemen gelsinler. Gençler şöyle ön tarafa gelsin. Süvarilerimiz kanada geçsin. Diğer süvarimiz de kanada. Askerlerimiz kurulsunlar bakalım. Şimdi bu kadar mı oldular? Başka gelecek mi acaba? Şimdi üzerimize gelen bir birlik var. Yoğun bir atış var üzerimize doğru leh kuvvetlerinden. Silahtar süvarim pes etti. Daha fazla dayanamadı. Deli süvarilerimiz şu an savaş meydanında. Onlara şu an saldırı emri vermedik. Piyadelere karşı. Bunları böyle kanattan saldırtacağım birazdan. Başımızlar da gelsin öne. Paşamız orduya moral versin. Haydi çocuklar dayanın. Tüfek konusunda biraz zayıfız. Fazla adam vuramıyoruz. Bizden daha çok kişi vurulmuş gibi. Şimdi ben kılıçlı askerlerimi şöyle ön tarafa doğru saldırtayım. Yakın mesafeye girebiliriz. Düşmanın generali de şu arkada bekliyor. Yeniçeriler de ateşi keserse iyi olur. Bizimkilerin morali bayağı şey. Kırıl kırıl gözüküyor. Tabi Viyana bozgunundan sonra moraller düşmüş. Generallerini yakalamaya çalışıyoruz burada. Generallerini yakalayabildik mi? Ateşte ediyoruz. Deli süvarilerimiz düşman generalini yakaladı. Çok iyi. İndirebilirse harika olur. Ve güzel, düşman generalini deli süvarilerimiz vuruyor. Ve bir anda savaş Osmanlıların lehine dönüyor. Harika. Mehmet Ali Paşa askerlerine taarruz emri veriyor. Saldırın diye parmağıyla işaret ediyor. Damat Ali Paşa.
Evet kıymetli dostlar, 1473 kişi vurduk. Damat Ali Paşa ölümden döndü. Lehlerin meşhur süvarileri tarafından kovalandık. Ordumuz bayağı bir morali bozuldu. Fakat daha sonra deli süvarilerin düşmanı kuşatması sonucu, generali kuşatması sonucu savaşı bir anda lehimize döndürmeyi başardık. Allah'a şükür. Ve Galicia bölgesini fethettik. Bu bölümün de sonuna geldik. Kıymetli dostlar, bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.